Hemen Doğan Tılıç. Ben anlamam. Öyle yok kardeşim. Ne var ismini Hay vermiyorsun? Allah, ben vallahi Yüreğine sağlık, aklına sağlık. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır ben Doğan de çok Tılıç. saygı duyuyor ve Oku seviyorum. mesajını. Sen demedin, ben dedim. Peki. Ben o sen üzmedin, ben üzdüm. Hay Allah, peki. Oku. Ben gizli gizli sevinç duyuyorum tabii. Çünkü bilinmesi lazım bu tür güzel şeylerin. Diyor ki sevgili Tılıç, dün yaş günümdü. Samsun Koleji Anadolu Lisesi 78 mezunları. 11 yaşında aynı yatılı okul sınıfında toplanmış çocuklar. Dün haydi hepimiz birbirimize yaş günü hediyemizi verelim dedik. Ve kısa sürede 50 bin TL topladık. Bir kira, bir yuva için, kampanyası için. Her birimizin ayrı ayrı yaptığı yardımlar dışında. Örgütlü bir iyilikle aşacağız bunları demiş. Çok haklı, çok doğru. Ben de bana hani bir takdir makamı diyelim ama ben de teşekkürlerimi iletiyorum Doğan Hoca'ya. Devam Sağ ediyor, olsunlar. edecek Tabii, zaten bu. tabii, Yani tabii edecek dün şey. akşam yayın bitince Söylendi bu zaten. kampanya bitmedi, bağışlar bitmedi. Bizler de size elbette haber bültenlerinde de aktaracağız şu kadar kişiye daha. Çünkü hedef aşıldı, o kesin. Ama onun yanı sıra zaten konteynerler gelecek, bağışlar devam ediyor. Bana o kadar çok mesaj geliyor ki daha dün akşam ulaşamadık diye. Ulaşamama nedeni, tekrar söylüyorum, bir, o kadar çok arama oldu ki saat 20.30 civarıydı. Dakikada 11 bin arama telefonla. Kitlendi bir Kitlendi ara. tabii. Evet. Sonrasında siber saldırı. Eğer bağış yapmak istiyorsanız internetten, oradaki telefon numarasından vesaire yapabilirsiniz hala. Bu çünkü şeffaf bir biçimde de İzmir Belediyesi bunu paylaşacak. Kim ne göndermiş, kime ne harcanmış diye. Gayet şeffaf. Devam edecek. Biz de sizleri bu konuda aydınlatmayı sürdüreceğiz elbette. Evet, Doğan Hoca'ya teşekkürlerimizi iletelim bir kez daha. Sağ olsun. İyi bir örnek. Daha gerisinde gelecek. Evet, doğru. Valla Ben vermedim ismini. hani iyilik deyince Evet. ay, söylerken çok zorlanacağım. Çok fena olacaksınız, peşin peşin söylüyorum. Hani vardır ya bazı dizilerde, bazı filmlerde önceden uyarılır. Bu film çok rahatsız edici sahnelere yer vermektedir. İzleyicilerin dikkatine sunulur diye bir uyarı gelir. İki genç evladımız İstanbul'dan kalkmış depremden sonra bölgeye gitmiş. Zeynep Karakütük, Buğra Güzelel. İki tane dünya güzeli evladımız. Özellikle Teşvikiye Deprem Koordinasyon Gönüllüsü bu gençler. Enkazdan hayvanları kurtaralım diye gitmişler. Çünkü hani insanlar kurtuluyor, hayvanlar da kurtulmalı diye gitmişler. Ne yazık ki 20 Şubat'ta o son depremde enkaz altında kalmışlar. Hayatlarından umut kesildi mi? Biz bunun bu mesajdan çok anlayamadık ama takipçisi olacağız. Dünya güzeli iki evlat. Bakın, Diyarbakır'da Galeria AVM büyük hasar gördü, bir bölümü çöktü vesaire. Yıkılacaktı, kepçeler geldi. Hayvanseverler ayağa kalktı. Çünkü pet shop'ta ya da orada zaten kalmakta olan kediler, köpekler. Onların üzerine yıkamazsınız bu binayı diye. Öyle büyük bir tepki oldu ki durdurdular. O kadar ki sonunda bakın fotoğraf, helikopterle askerleri indirdiler enkaza. Ve o askerler teker teker aşağıya inip göreceğiz şimdi görüntüyü. Oradan zaten bak yıkmaya başlamışlardı ne halde. Oraya indirip askerleri o yavruları kurtardılar. Görüyor musunuz şu kediyi? Canım benim, güzelliğe bakın. Az önceki fotoğraf da öyleydi. O güzellik de enkazdan, işte bakın görün. Canım canım. Şimdi alın artık beni yukarıya diyor. Kurtarma operasyonu tamamlanmış. Çekin beni yukarıya diye işaretini verdi asker. Kucağında bir canla sıkı sıkı tutmuş.
Ay nasıl, rüzgar da tabii etkili oluyor. Ah canım ya. O güzellikle kurtuldu. Çok güzelsin canım. Nasıl güzeller. Yani insanlık tam da böyle bir şey. Tabii. İnsan olmak tam da böyle bir şey. Dünya sadece bize ait değil. Yani dünyada başka canlılarla beraber yaşıyoruz. O yüzden çok anlamlı bir şey bu. Normali bu yani. Şimdi biz tabii şaşırıyoruz, seviniyoruz ama Ama o artık bu insan ülkede normal kalmadığı için. bir Tabii. yandan bu kadar müthiş güzelliklere imza atıyor. Gördük. Evet. Bir futbolcu, milli futbolcu, şimdi teknik direktör Gökhan Zan, dert etmiş kendisine komşusunun, tanımadığı insanların, eşinin, dostunun çadır Evet. için yola koyulmuş. İki genç hayvanlar için yola çıkmışlar, gelmişler. Gümüşhane itfaiyesi gitmiş. Çok sayıda can kurtardılar ama ille de o güzelim Eylül'ü kurtardılar ya. Daha ne demeli? Bir yandan da Tabii. savaşıp adam öldürüyorlar. Öyle yapıyorlar ya da Ukrayna yıl dönümü ya hani. evet. Savaşı yaymak da istiyorlar bu arada. Dün Biden'ın yapmış olduğu ziyaret, hem Kiev'e hem Polonya'ya yaptığı ziyaret bunun işareti. Öyle mi? Tabii. Yani bunu Amerika mı istiyor Tabii ki, yaymayı? tabii ki. Yani bu savaşın Neden? çünkü Sovyetler diyorum, Rusya'yı en azından Ukrayna üzerinden sıkıştırmaya devam edecekler. Bunun bir fırsat olduğunu tabii düşünüyorlar. Yani Ukrayna'da o kadar insan ölmüş, Rus ölmüş, Ukraynalı ölmüş çok umurunda değil. Şimdi çok daha kötü gelişmeler var. Yani Putin de masum birisi değil elbette ve onun da yeni yeni hedefler belirlediğini görüyoruz bunları bahane ederek. Ne yapıyor mesela? Hem Belarus'a ilişkin hem de Moldova'ya ilişkin bir takım planları var. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradan işte yeni nükleer silahları azaltma anlaşmasından çekildi Rusya. Çok fena. Çok fena. Çok fena. Üstelik 2 yıl önce yani 2021'de 6 yıllığına uzatmışlardı bunu. Bu iyi bir gelişmeydi. Fakat şimdi o şeyden iptal etmedi bu arada, onu da Bu söyleyelim. Sadece çekilme kararı, erteleme kararı aldı. Biden'la neredeyse Biden Kiev'de Sonra Zelenski ve Varşova'ya geçti. yardımcılarıyla Evet. görüyoruz. Sonra Varşova'ya gitti. Varşova'ya geçti. Zaten Belarus Rusya Ekonomik ve için askeri olarak hedef zaten. Evet. Polonya, Ukrayna ve ABD için her an savaşın ikinci Aşaması adresi, olabilir. Tabii. aşaması Tabii. olarak Çok talihsiz bir durum. alarmda. Evet. Çok fena bir şey. Çok fena bir şey. Çünkü şimdi bu kadar sertlikle konuşmadı gerçi Putin ama şeyin açıklaması vardı Peskov'un sözcüsünün. Diyordu ki Moldova ile sorunlar çok daha gergin bir noktaya geldi diye. Şimdi Moldova'daki aynı şeye benzer, Ukrayna'daki Donbas bölgesine benzer Dinyester Cumhuriyeti var. Orada Rus yanlısı güçler çok hakimdir. Şimdi Moldova'da da orada Ukrayna'ya yapıldığı gibi bir küçük bir operasyonla, çok büyük çaplı olmaz Moldova'nın özelliğinden ötürü, Dinyester Cumhuriyeti Rusya'ya bağlanabilir. Moldova'nın o bölgesinin koparılması ihtimali var. Yani savaş sadece Ukrayna'da sınırlı kalmıyor demiştik. Bunun işte örnekleri, daha doğrusu ipuçları görülüyor. Çok talihsiz bir durum açıkçası. Yani savaşın yayılması demek, çok fazla tabii ki insanın ölmesi demek, coğrafyanın, sınırların değişmesi anlamına da gelir. Şimdi sembolik gibi görülüyor ama Biden'ın Kiev'den sonra Varşova'ya gitmesi de çok anlamlı. Çünkü Varşova hem Avrupa Birliği içerisindeki en tutucu, bildiğimiz deyimle en gerici, gerçekten de en faşizan tutumu alan bir ülke. O nedenle hem Avrupa Birliği içerisinde Amerikan yanlısı olmasıyla biliniyor. Hem de Ukrayna-Rusya savaşında çok şahin tarafta yer alıyor. Dolayısıyla Biden'ın Kiev'den sonra Varşova'ya gitmesi, orada savaşın içerisinde gördüğünü, müttefik olarak bir kez daha gördüğünü kanıtlayan bir şey. Tatsız yani. Bu arada en son Coğrafyamız. İspanya'dan mı gelmişti Leopard tankı gönderiyoruz Şöyle açıklaması? Almanya'dan gelmişti. Almanya'dan geldi ama ondan Onun önce şöyle bir şey vardı. bugün O, de oradaki şeyi hatırlatayım. İspanya Polonya'dan gelmişti ama hı. İspanya'dan da gelmişti. Şöyle bir şey vardı. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nın suçlularından birisi olduğu için Almanya onun silah satışı normalde o Biliyorum. yapması mümkün Tabii. değil. Ama ne oluyordu? İşte İspanya elindeki Leopard'ları ya da Polonya elindeki Leopard'ları Almanya'ya danışmadan, o ki danışması gerekiyor, Ukrayna'ya göndereceklerdi. Bunun üzerine bu baskıyla da tabii karşı karşıya kaldığı için Almanya